Gençler merhaba. 39 günde TYT Matematik serisinin 5. gününe geldik. Ve her gün bir konu bir soru şeklinde devam ediyoruz. Peki bugünkü konumuzda neler var? ÖSYM için gerçekten çok çok önemli. TYT'de her yıl gelen bir soru. Hemen geçiyorum konuma. Şimdi sevgili arkadaşlar, asal çarpanlar ve faktöriyeller. Bakın iki tane önemli konu. Şimdi hemen bir asal sayı nedir? Bununla bir başlayalım. Birden ve kendisinden başka bir doğal sayı ile tam bölünmeyen birden büyük, bak bu önemli, birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13 biçimde yazılır. 19 asal sayı sadece 1 ve 19 doğal sayıları ile bölünür. Şimdi toparlıyorum. Arkadaş, bir sayı çarpanlarına ayrılmıyorsa, sadece 1 ve kendisi dışında çarpanı yoksa asal sayı. Ben buna şöyle bir şey ifade kullanıyorum. Ya parçalanmayan sayı. Şimdi 19 sayısını ben parçalayamam çarpım şeklinde. Sadece 1 çarpı 19 kullanabilirim. İşte bu tarz sayıları biz asal sayı diyoruz. Ve asal sayılar 2, 3, 4 değil, 5, 6 değil, 7, 8 değil, bakın 9 da değil, 10 da değil, 11. Yani belli bir düzeni yok. Belli bir kuralı yok. Asal sayı nedir dediğimizde parçalanmayan bir sayı. 2'ye bölünmeyecek, 3'e bölünmeyecek, 4'e bölünmeyecek, 5'e bölünmeyecek. Yani böleni olmayacak arkadaşlar. Ve şurada çok çok önemli, bahsedeceğim birazdan. Dikkat edin, sadece 2 çift asal sayı. Onun dışında asal sayı yok. Birazdan onun notu gelecek. Orada birkaç tane ekleme yapacağım diyorum ve geldi zaten notu. 2 önemli. Niye önemli? Asal sayılar içinde 2'den başka çift asal sayı yoktur. Başka bir deyişle 2 dışında tüm asal sayılar tek sayıdır. E tamam. 2 önemli bir soru. Ama şimdi şunu söyleyeyim ben size. ÖSYM'de şöyle bir soru gelmiyor ki 2 çift mi değil mi? Peki bizim için neden önemli bu 2 çift asal sayı? Şimdi arkadaşlar şuraya hemen şöyle bir tekrar nota not yazıyorum. Size şöyle bir soru soruyorum. Diyorum ki A ve B asal sayı. Asal sayı. Tamam. A artı B ne diyelim? Hemen bakalım. 43 olsun. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diye bir soru sordum. Bak şimdi soruya dikkat et. Bak neden dikkat et. Ben sana 43'ü anlaman için verdim. Denemelerde 43 vermez. Çok büyük bir sayı verir. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Şimdi arkadaşlar A artı B'nin toplamı 43 mü? Evet. A ve B asal sayı mı? Evet. Peki size soruyorum. Herhangi bir asal sayıyı, iki tanesini topladığınız zaman bunların sonucu tek çıkar mı? Çıkmaz. Neden? Çünkü dönüyorum bir geriye. Bakın 3, 5, 7, 11, 13. Tüm asal sayıları toplarsanız sonuç çift çıkar. Burada tek çıktı. Demek ki bu asallardan biri çift. Zaten asalların tamamı tektir, 2 haricinde. O yüzden arkadaşlar bu 2 iken bu da diğer tek asal olur. Toplamı 43 ise 41 olur. Hocam belki B2'dir. Evet B2 olur. Bu sefer de A 41 olur. Benden ne istiyor? A çarpı B istiyor. O zaman A çarpı B 2 çarpı 41'den 82 olur. Şimdi farz ediyorum. Size dedi ki x artı y, x ve y asal sayı 17.963. Öylesine salladım. 17.963. Çok da önemli değil ki bunların için hocam ne kadar sayı, hangi asalları bulacağız? Ya sonuç tek mi tek? O zaman bunlardan biri 2'dir, diğeri de 2 eksidir. 17.961. Abi bu bölünüyor mu bölünmüyor mu bilmiyorum. Şimdi bunu araştırıp da hocam bu bölünüyor asal değil demeyin. Öylesine yazdım. Demek istediğim anlaşıldı herhalde değil mi? Peki 3 tane olsaydı ne olacaktı? A, B ve C asal. Bu sefer de size çift bir sayı verecekti. Diyecekti ki mesela ne olsun? 13, 11, 24, 26 olsun. 3 tane asalı toplarsanız, bakın 2 dışında diğerlerin hepsi tek ya. 2 teki topladım çift, 2'yi de ekledim çift. O yüzden bu asallar toplamı çiftse bunlardan biri kesin 2'dir arkadaşlar. Diğer ikisinin toplamı çünkü çift olacak. Çifte çifti toplarsam çift. 2'nin önemi bu yüzden arkadaşlar. Hemen geçtim 4-1 köşe taşıma. P bir asal sayı, A ve B birer doğal sayıdır. A eksi 4 çarpı B artı 3 eşittir P olduğuna göre A artı B toplamının değerini P türünden bulunuz. ÖSYM'nin sorduğu bir soru tarzı bu.
Buna benzer bir soru geldi. Şimdi arkadaşlar P asal sayı. Bir dakika ya hocam. P asal da asalın bir ve kendisi başka çarpımı olmuyor. Evet. O zaman arkadaşlar A eksi 4 çarpı B artı 3 ne oldu? 1 çarpı B olmak zorunda. Peki bunlar doğal sayı olduğuna göre ya bu 1'dir ya bu 1'dir. Peki arkadaşlar bakın buranın 1 olma durumu var mı? Buranın 1 olabilmesi için B'nin ne olması lazım? Eksi 2. E doğal sayı diyor sana, o zaman burası 1 olmaz. Sadece burası 1 olur. O halde bunu sildim. Burası da ne olacak? Hop, B'yi de sildik. Şuraya B yazalım. Burası ne olacak? Kesinlikle P olmak zorunda. Bakın A eksi 4'ün 1 olduğunu buldum. B artı 3'ün de ne olduğunu buldum arkadaşlar? P olduğunu buldum. Peki A eksi 4 1 ise A'mız nedir? A'mız kesinlikle 5'tir. Peki B'miz nedir? B'miz de P eksi 3'tür. Benden ne istiyor? A artı B'nin P türünden istiyor. A'yı 5 buldum. B'yi de P eksi 3 buldum. İkisini toplarsam P artı 2 olur. Ne kadar güzel bir soru. Sadece şuna dikkat et. O zaman yaz buraya bir not daha istersen. Bana herhangi bir iki çarpımı verdiğinde bunların çarpımının sonucu asalsa, bu sayılar pozitif doğal sayı ya da pozitif tam sayı ise bunlardan biri 1'dir. Diğeri de o asalın kendisidir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ya da tam sayı olabilir. Eksi 1'e asaldır. Yani eksi asaldır. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu tarz sorular yine karşımıza gelecek. Hemen geldik. Özel tanımlanmış asal sayılar. Şimdi sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin çok kullandığı bir soru tarzını inceleyeceğiz. Bazı şartlara bağlı olarak tanımlanan bu sayılarda önemli olan tanımın her kelimesini doğru anlamaktır. Yani sana tanımı veriyor. Bu tanımı sen doğru aktarırsan soruyu da çok rahatlıkla çözersin. Ve ÖSYM'de genellikle ne yapıyor? Bununla ilgili bir tane örnek veriyor sana. Bakalım nasıl bir örnek. Şimdi 4-2 köşe taşı. Rakamları toplamı bir asal sayıya eşit olan iki basamaklı asal sayılara sum asalları denir. Sum toplama demek İngilizce'de. Sum asalları denir. Yani ne yapacakmışım? Rakamlarını topladığımda bu toplam yine asal sayıysa buna sum asal sayı. Buna göre sayılardan hangisi sum asal sayıdır? İnceleyelim. 1 ve 7'yi topluyorum. 1 ve 7, 8. Asal sayı değil. O zaman bu sum asal değil. 2 ve 9'u topluyorum. 2 artı 9 kaç yaptı? 11 yaptı. 11 asal. O zaman bu bir sum asaldır. 4 ile 9 topluyorum gençler. 4 artı 9, 13 yapar. O zaman bu da 13 de asal olduğu için bu da sum asaldır. Hangileri sum asaldır? 2 ve 3 sum asaldır diyoruz. Hemen aralarında asal sayı. Birden başka pozitif ortak böleni olmayan pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Bu sayılar asal olmak zorunda değildir. Bakın bu cümle önemli. Şimdi asalları anlatıyoruz. Arkasından da diyoruz ki aralarında asal sayı. Şimdi düşünüyoruz. Asalları anlattık, aralarında asal sayı. Gençler aralarında asal sayıyla asalın bir bağlantısı yok. Bunu öğrenin. Aralarında asal sayı kısaca sadeleşmeyen sayılardır. Bu kadar. Sadeleşmeyen sayılardır. Doğal olarak asal sayılar ikileri her zaman aralarında asaldır. 5, 7, 3, 11. 1 ile her pozitif tam sayı da aralarında asaldır. Yani bütün asallar aralarında asaldır. 1 ile hepsi aralarında asaldır. 1, 2, 1, 3, 1, 8. Çünkü 1 bölü 8 yazdık mı böyle bırakıyoruz. Ama 5 bölü 10 yazdık mı ne yapıyoruz? Hocam bunlar sadeleşir, cevap 1 bölü 2 olur. Bakın sadeleştiriyoruz. 2 ile tam bölünebildikleri için 2 çift sayı aralarında asal olmaz. Çift sayılar hiçbir zaman kendi aralarında asal olmaz. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen aslında bir önceki örnekte şurada bir bilgi aktarmak istiyorum size. Biz asalları şurada not verdik ki A çarpı B asaldır. Şimdi arkadaşlar birinci notu yazdınız. Birkaç tane daha not vereceğim. Burası çok çok önemli. Hemen köşe taşına tekrar bir köşe açıyorum. Şimdi biz şunu öğrenmiştik. Aslında buna birinci not diyebiliriz. Ne demiştik? Çarpımları asal olan sayılar asalsa bunlardan biri 1'dir, diğeri de kendisidir. Bunu öğrendik. Tamam. Kendisi. Artık sayının doğal sayı tam sayı olduğuna bakarsanız eksi 1'e eksi 7 de olabilir. Mesela 1'e 7 de olabilir. Bu soruya göre değişir. Şimdi geldik ikinci bir nota. Şimdi sevgili arkadaşlar iki asaldı değil mi? Arka arkaya gelen sadece 2 ve 3 asal sayıları var. Bakın 2 ve 3. 2 ve 3 dışında ardışık asal yok. Bakın 2 ve 3. Neden? Mesela 7 asal bir sonraki 8 geliyor. Ardışık sayılardan sonra çift sayı, tekrardan sonra çift geleceği için
sayının asallığını bozuyor. Ama ben şunu bileceğim. Arka arkaya gelen sadece 2 ve 3 var. Peki bu benim ne işime yarayacak? Dikkat. 2 ve 3 ardışık sayıysa, biz ardışık sayılarda konu anlatırken önemli olan ne demiştik? Ardışık kelimesini duyunca farklara dikkat edeceksiniz. Fark 1. Bakın fark 1. Şimdi ben size hemen şuraya bir soru yazıyorum bununla ilgili. Diyorum ki X, Y ve Z asal sayı olsun. Tamam, asal. Hem bu birinci özelliği hem ikinci özelliği katacağım. X, Y, Z asal sayı. X çarpı Y eksi ne diyelim Z eşittir 13 olsun. Tamam. Buna göre X artı Y, Z nedir? Bakın X, Y, Z'yi asal vermiş. Şimdi arkadaşlar çarpımı asalsa ben şunu biliyorum. Asal olduğu için bunlardan biri 1 olacak. Diğeri de kendisi olacak. Şimdi ben buraya 1 dersem diyemem. X asal sayı. O zaman bu 13'tür. Bu da 1'dir bakın. X'i buldum 13. Peki 1 olan kim? Y eksi Z kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Peki farkı 1 olan hangi iki asal sayı var? Hocam bir 3 var bir de 2 var. Başka yok. O zaman arkadaşlar X'i 13 buldum. Y'yi 3 buldum. Z'yi de 2 buldum. Toplamını işte çok rahatlıkla yapabilirim. Ve son önemli notumuzu da yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üstü sayılarda asal olabilmesi için yani A üstü B'nin asal olabilmesi için kuvvetin 1 olması lazım, tabanın da asal olması lazım. Yani şunu söylüyorum. 5'in hangi kuvveti asaldır? Sadece 5'in birinci kuvveti asaldır. Bunun dışında asal bir kuvveti yoktur. O yüzden arkadaşlar üstü sayılarda üstü sayı tabanın yan yana çarpılması değil mi? Evet. Ben çarpım istemiyorum. Çünkü asal olabilmesi için çarpanın sadece 1 ve kendisi olması lazım. O yüzden buna da dikkat edelim. Karşımıza diyelim 5 üzeri A eksi B asal olduğunu söylüyorsa ben hemen şunu yakalayabilirim. 5 üstü 1'dir. Yani buradan A eksi B'nin 1 olduğunu biliyorum. Bir de soruda A'nın B'nin de asal olduğunu söylüyorsa yemede yanında yat. A 3'tür, B 2'dir diye cevaplayabiliriz. Asallarla ilgili bunları bilmeniz yeterlidir diyorum. Ve geçiyorum. Özel tanımlanmış asal sayılar. Neden özel tanımlanmış? Arkadaşlar ÖSYM bu tarzda soruları soruyor. Nedir? ÖSYM'nin çok kullandığı bu soru tarzını incelediğimizde bazı şartları bağlı olarak tanımlanan bu sayılarda önemli olan tanımın her kelimesini doğru anlamaktır. Yani siz tanımı anlayacaksınız. Ve size tanımlandıktan sonra bir tane de örnek veriyor. Hemen bakalım köşe taşımızda bununla ilgili nasıl bir soru sormuşuz. Rakamları toplamı bir asal sayıya eşit olan iki basamaklı asal sayılara sum asalları denir. Buna göre sayılardan hangisi sum asaldır? Rakamlarını toplayacağım. Sonuçta asal eşit olacak. O halde 1 ile 7'yi topladığımda 1 artı 7. Sonucu kaçtır? 8. 8 asal değil. O zaman bu da sum asal değil. 2 ile 9'u topladığımız zaman 2 artı 9 11 yapar. 11 asaldır. O zaman 2 sum sayıdır. 49 4 ile 9'u topladığımız zaman gençler 13 yapar. 13 asaldır. O zaman 3 de sum asaldır diyoruz. Bu tarzda örnekler karşımıza çıkabilir. Tanım verildikten sonra çok rahatlıkla yaparsınız. Hemen geldik aralarında asal sayı. Arkadaşlar asal sayı kelimesini görünce öğrenci diyor ki hocam aralarında asal olması gerekmiyor mu? Aralarında asalla asalın hiçbir alakası yok. Aralarında asal nedir? Birden başka pozitif böleni olmayan pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Bu sayılar asal olmak zorunda değildir. Kısaca şu arkadaşlar. Sadeleşmeyen. Yani senin öğreneceğin. Ya bu sayılar sadeleşmiyorsa aralarında asaldır. 8 ve 15 ikisini de bölenin pozitif sayı sadece 1 olduğundan dolayı bu sayılar aralarında asaldır. Şimdi ben 8 bölü 15 bulduğumu cevabı mesela böyle bırakıyorum. Ama tutup da 2 bölü 6 bulduğumu ne yapıyorum? Hocam bunlar sadeleşir 1 bölü 3 olur diyorum. İşte aralarında asal sadeleşmeyen sayılara diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Asal sayı ikileri her zaman aralarında asaldır çünkü birbiriyle sadeleşmiyor. 5 ile 7, 3 ile 11 gibi. 1 unutmayın burası önemli. 1 her pozitif tam sayıyla aralarında asaldır arkadaşlar. 1 bütün sayılarla aralarında asaldır. Bunu unutmayın. 1, 8, 1, 25. 2 tam bölenleri bölünebildikleri için 2 ile tam bölünebildikleri için 2 çift sayı aralarında asal olmaz. 10 ile 18 gibi. Benim için önemli olan nokta nedir? Karşıma benim bir soru çıktığında sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireceğim. O en son kalan yer aralarında asaldır. Mantık bu. Hemen köşe taşımıza bakalım arkadaşlar. X artı 2 ile Y eksi X sayıları aralarında asaldır. Yani bu sayılar sadeleşmiyor diyor.
Y eksi x bölü x artı 2 ne eşitmiş? 27 bölü 12. Bir dakika hocam, 27 ile 12 sadeleşiyor. İşte sen sadeleştireceksin, en son halini bulacaksın. 27'yi 3'e böldüm, 9. 12'yi 3'e böldüm, 4. Başka sadeleşiyor mu? Hayır. O zaman sevgili arkadaşlar dikkat, 9 bölü 4'tür. Buradan y eksi x kesinlikle 9 olmak zorunda. X artı 2 de kesinlikle 4 olmak zorunda. X artı 2 4 ise x'imiz nedir? 4 eksi 2'den x'i 2 buldum. Bakın x direkt çıktı. Buraya baktığım zaman y eksi x, x'i 2 buldum, eşittir 9. Y de burada nedir arkadaşlar? 11'dir. Benden ne istiyor? X çarpı y'yi istiyor. Y'yi kaç buldum? X'i kaç buldum? X'i 2 bulduk, y'yi 11 bulduk. Çarparsak 22 bulduk. Önemli, hemen şöyle geçelim. Önemli bir not daha yazdırıyorum buraya size. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz mesela desem ki size a bölü b eşittir 3 bölü 5 ise a 3 b 5 midir? Olabilir ama olmayabilir. A aynı zamanda 6'ya 10 da olabilir. A 6 b 10 ya da 9'a 15 katları da olabilir. O yüzden arkadaşlar biz burada a'ya 3'ün katı, b'ye de 5'in katı deme dışında başka hiçbir şansımız yok. Ama sorunun güzelliği şu işte. Bana dese ki a bölü b eşittir 3 bölü 5 ve şu ifadeyi de eklese. A ve b aralarında asal cümlesini kullansa ben artık gönül rahatlığıyla a sen 3 olmak zorundasın, b de sen 5 olmak zorundasın diyorum. Keşke bu notu sorunun önünde vermiş olsaydım, daha iyi anlardınız. O halde arkadaşlar 27 bölü 12 sadeleştirdiğimde ne kalıyor? 9 bölü 4. Bunlar aralarında asal mı asal? O zaman bu arkadaş 9'a, bu arkadaş da 4'e eşit olmak zorunda. Şimdi soruyu bir daha baştan siz çözün, daha iyi anlayacaksınız diyorum ve geçiyorum nereye? Asal çarpanlara ayırma. Birden büyük tüm doğal sayıları bir veya daha fazla asal sayının çarpım biçiminde yazılabilir. 36 sayısını açtığımız zaman arkadaşlar 36 bakın nedir? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Bunu daha da düzenlersek 2 kere 2 4. Niye 4 diye yazayım? 2'nin kuvveti. Kuvvet çektiğiniz zaman 2'nin karesi, 1 de 3'ün karesi. İşte biz bu biçimde yazmaya asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Yani kısaca sayıyı parçala diyor sana. Parçalayabildiğin yere kadar parçala ve kuvveti şeklinde yaz. Peki bu sayının asal çarpanları kimdir? 2 ve 3 asal çarpanı vardır. 2 tane asal çarpanı vardır. Peki bu üstündeki kuvvet o 2'den 2 tane olduğunu söylüyor. O benim işime yaramayacak. 2 ve 3 asal çarpanları olduğunu bilmek zorundayım diyorum. Hemen bir köşe taşımıza bakalım. x1, x2, x3 sayıları küçükten büyüğe sıralı asal sayılar ve a1, a2, a3 sayıları da doğal sayılardır. Bir A sayısı A eşittir X üzeri A1, X2, A2, X3, A3 nokta nokta biçiminde asal çarpanlara ayrıldığında kuvvetleri soldan sağa yan yana yazılması ile A sayısının asal kodu elde ediliyor. Bak bir tanım vermiş sana. Sonra bu tanımın daha iyi pekişmesi için bir de örnek veriyor. Örneğin diyor 84 sayısını açtığımda bakın asalları küçükten büyüğe sıralıyorum. 2101 sayısının asal kodu 2101 sayısıdır. Buna göre asal kodu kaçtır? 10.021 olan doğal sayı kaçtır? Asal kodu 10.021. Hemen yazıyorum. 10.021. Arkadaşlar en tabandan başlayacağım asalda. En küçük asal kaç? 2. O zaman bunun kodu bakın 1 geldi. Çarpı. İkincisi ne? 0. O zaman ikinci asal sayımız 3. 3 üzeri 0. Üçüncü asal sayımız 4 değil 5. 5 üzeri 0. Dördüncü asal sayımız 6 değil 7. 7 üzeri 0. Beşinci asal sayımız 8 değil 9 değil 10 değil 11 üzeri 1. Şimdi ben bu sayıları tek tek açacağım. 2 üzeri 1'den 2. 3 üzeri 0 1. 5 üzeri 0 1. 7 üzeri 0. 7 üzeri 0 mı? Aa hocam niye 0 yazdınız? Burası kaç? Asal kodunu 2 vermiş. Bak hemen yakaladım. 7 üzeri 3'ü yazdık şöyle kırmızıyla. 5'i yazdık. 7'nin karesi 49 ve 11. 2 ile 49'u çarparsam daha kolay olur. 2 tane 49 98 çarpı 11 yapar. 11 ile 98 çarpıyorduk. Nasıl çarpıyorduk 11 arkadaşlar? 9 ile 8'i ayırıyorum. Toplamlarını yazıyorum. 9 8 daha ne yapar? 17. 17'nin 7'si elde var 1. Buraya verdiğim zaman sildim. Burası da ne oldu? 10 oldu.
10.078 ya da 98'le 11'i yanında hemen çarparsanız 98 artı 98 ne yapar? 8, 7, 10, 10.078 sayımızın değeridir arkadaşlar. Güzel bir soru. Hemen geldik. Tam kare sayılar. Bir sayının karesi şeklinde ifade edilen sayılara tam kare sayılar denir. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Yani kare şeklinde yazılan sayılar arkadaşlar. Bir ifadenin tam kare olabilmesi için içindeki çarpanlardan ikişer tane olması lazım. Buna dikkat edelim arkadaşlar. İkişer tane. Örneğin mesela 48 tam kare değil ama ben bunun yanına ne yazarsam bu ifade bir tam kareye dönüşür. O zaman hemen diyorum ki verilen sayıyı tamamını açmak zorundasınız. Yani 48 nedir? 4 tane 12'dir. Bakın kare arayacağım. 4 var burada bir kare. 12 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3'tür. O zaman bakın dikkat edin. Burada x var. Burada x var. 4, 4, 16. Bakın 4'ün karesi var. 3 ve x. Ben x'e ne yazarsam kare olur. Bakın burası kare. O zaman x'e ben muhakkak 3 yazayım ki bu ifadede 4 çarpı 3'ün karesi olsun. Mantık budur tam karede. Hemen köşe taşımıza bakalım. A ve B pozitif tam sayılardır. A kare. A kare. Eşittir 60 çarpı B. Olduğuna göre A artı B en az kaçtı? Bak en az diyor. Yoksa ben B'ye 60 veririm. A 60'ın karesi olur. Daha büyük sayılar da verebilirim. Ama en az dediği için o halde diyorum ki 60'ın içindeki kareleri bir alayım. Neler var? Arkadaşlar 60 nedir? Hemen böyle tek tek açmanıza gerek yok. Böyle hani bazen öğrenci görüyorum. 62'ye böldüm diyor 30. Tekrar 2'ye böldüm 15. Kolay bir yöntemdir. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Ama ben 60'ı şöyle de açabilirim. 60 nedir? 6 ile 10'un çarpımı. Çarpı B. Devam ediyorum. 6 nedir? 2 çarpı 3. 10 nedir? 2 çarpı 5 çarpı B. Var mı ortak olanlar? Bakın 2, 2. 2'nin karesi var. Sonra ne var? 3 var. Sonra 5 var. Bakın. Bu ifadenin ben ne olmasını istiyorum? Bunun bir kare olmasını istiyorum. O zaman 2'nin karesi var. 3 yok. O zaman B'ye kesinlikle bir tane 3 yazarım. 5'in de karesi yok. B'ye bir tane de 5 yazarım. O zaman arkadaşlar B ne oldu? 3 kere 5'ten kesinlikle B'nin için 15 yazacağım. Ben B'ye 3, 5 yazdığım zaman bu sayı ne olur? 2'nin, 3'ün ve 5'in karesi olur. Yani 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30'un karesi olur. Kim? A kare olur. Böylelikle de A sayımız da kesinlikle 30 olmak zorunda. En az. Benden ne istiyor? A artı B istiyor. A artı B nedir? Biz A'yı 30 bulduk, B'yi de 15 bulduk. Toplarsak kaç yapar? 45 yapar diyorum ve geçiyorum güzel bir konuya. Şimdi arkanıza yaslanın. Faktöriyeller konusu ÖSYM tarafından çok sevilen ve her sene soru gelen ve güzel yeni nesil sorularda oluşturabileceğimiz bir konudur. Buna dikkat edelim. Şimdi faktöriyel, n bir pozitif tam sayı olmak üzere birden n'e kadar olan sayıların çarpımı n ünlem işareti. İşte biz bu ünlem işaretine ne diyoruz? Faktöriyel diyoruz. Biçimde gösterilir. N faktöriyel diye okunur. Burada 0 faktöriyel bir biçimde tanımlanmıştır. Bir keresinde sizin 0 faktöriyeli kesinlikle 1 olarak bileceksiniz. Peki 1 faktöriyel nedir? 1'i bir defa yazıyorum. Bu da 1'dir arkadaşlar. Bu ikisinden vazgeçmeyeceksiniz. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. Bütün faktöriyeller çifttir. Sadece bu ikisi tektir. Bak, alın size bir tane özellik. Sadece bunlar tektir. Bunun dışındaki bütün faktöriyeller çift olmak zorunda. Çünkü içinde iki çarpanı var. O yüzden faktöriyelin ana mantığı neymiş? Sayıları yaz, o sayıya kadar yan yana çarp. O halde arkadaşlar 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1. Peki 2 faktöriyel bakın 2 çarpı 1'den 2. 3 faktöriyel 3, 2, 1. İsteyen 3, 2, 1 şeklinde, isteyen 1, 2, 3 şeklinde yazabilir. Hiç fark etmiyor. 6. 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120. Bir de 6 faktöriyeli yazalım. İsterseniz 6, 5, 4, 3, 2, 1. İsterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama genelde geriden başlamak daha önemli. Birazdan bahsedeceğim. Niye? Çünkü kolay değiştirebilirim. 1, 2, 4, 5, 6. Bu da kaç yapar? 720. İşte bunun dışındaki bütün faktöriyelleri ezberlemenize gerek yok. Sadece bunların çarpımlarını bilin yeterli. Çünkü ÖSYM'nin sorularında size faktöriyelin sonucunu istemez arkadaşlar. Ama 6 faktöriyele kadar bilsek iyi olur. 720 diyoruz. O halde arkadaşlar faktöriyel nedir dediğim zaman bakın n faktöriyel 1'den başlayıp n'e kadar ya da n'den başlayıp geriye doğru n, n-1 çünkü n'den önce n-1 var. Sonra n-2 var. Sonra geliyor
3 var, 2 var, 1 var. 0 olmaz arkadaşlar. Unutmayın. 0'a kadar gitmiyor, 1'e kadar gidiyor. Ve bir yıldız daha atıyoruz. Buna biz n faktöriyel diyoruz. Bir yıldız daha atıyoruz arkadaşlar. Bir faktöriyelin içi muhakkak maksimum doğal sayı olur. Yani n burada negatif bir sayı olmaz. Bakın şuna dikkat edin. Eksi 2 faktöriyel olur mu? Duyamadım. Olmaz mı? Olur olur. Bu olur. Çünkü eksi 2 faktöriyel ne demek? Eksi 1 çarpı 2 faktöriyel demek. Bakın bunu karıştırmayın. Ama eksi 2 faktöriyel bu olmaz arkadaşlar. Bakın faktöriyel eksi 2 sayısına ait olamaz. Ama eksi 2 aslında eksi 1 çarpı 2 faktöriyel demektir. Buna da dikkat edelim. Yani bana şöyle bir soru geldiğinde x eksi 3 faktöriyel denildiğinde x neden başlamak zorunda? 3'ten başlamak zorunda. Ben x'e 3 veririm, 4 veririm. Ama 2 hayatta veremem. 1 hayatta veremem. Yani faktöriyelin içi negatif olamaz. Buna dikkat ediyoruz. Faktöriyel negatif olamaz değil. İçi negatif olamaz. Bakın alın bal gibi de faktöriyel negatif oldu. Eksi 2 çıktı. Ama eksi 2 faktöriyel veremem. Ne demek istediğimi anladınız. Şuradaki parantezin gerçekten çok büyük bir önemi var diyoruz arkadaşlar. Hemen köşe taşıma geçiyorum. K pozitif tam sayı olmak üzere K faktöriyel sayısının 4 farklı asal çarpanı olduğuna göre K'nın kaç farklı değeri vardır? Şimdi K faktöriyeli ben açtığımda K faktöriyel 4 tane farklı asal çarpanı. Ben biliyorum faktöriyel birden başlayıp çarpım şeklinde gitmiyor mu? Evet. Bunların içerisinde 4 tane farklı asal çarpan yazacağım. 1 çarpı 2 çarpı. Bakın birinci asal çarpanı buldum. 2. Sonra devam ediyorum. 3 çarpı. Bakın ikinci asal çarpanı buldum. 4 2'nin çarpanı. 5 3. asal çarpanı buldum. 6 2 ile 3'ün çarpanı. Asal çarpan yok. 7 4. asal çarpanı buldum. Bakın bu K olabilir. Ne diyor? 4 farklı asal çarpanı olduğuna göre. Bu K olabilir. Peki ben K faktöriyeli şöyle yazsam olur mu? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 8. 8 ikilerin çarpımı. Bu da K olur. Peki ben K'yı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 yazsam olur mu? Bu da olur. 9'u 3'lerin çarpımı. Bakın hala farklı bir asal çarpan bulamadım. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 5 6 7 8 9 10. Bu da olur. Bunların hepsi K olur arkadaşlar. Peki K faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı geldim. 9 çarpı 10 çarpı 11 olur mu? Olmaz. Neden? 11 de bir asal çarpandır. O yüzden K'nın 1, 2, 3, 4 tane farklı değer alabildiğini görüyoruz burada arkadaşlar. Hemen geldik. Önemli bir not. Bir pozitif tam sayının faktöriyeli birden 1'e kadar açmak istediğimiz zaman durmak istediğimiz sayıya kadar çarpımı o sayının sonuna faktöriyel işareti koyarız. Yani ne demek istiyor? Hemen bahsedelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 9 faktöriyeli açtığım zaman bakın 9 faktöriyel. 9 sonra 8. Hani dedim ya size birden değil de geriden başlasanız daha iyi olur. 8, 7. Ha durdum. Peki bundan sonra ne var arkadaşlar? 6, 5, 4, 3, 2, 1. O zaman ben 6, 5, 4, 3, 2, 1'i 6 faktöriyel dersem olur mu? Evet. O halde ben aslında neyi çevirdim? Faktöriyelleri şuraya yazalım. Faktöriyelleri. Faktöriyeli. Birbirine çevirme. Birbirine çevirme. Çevirme. Peki benim bu ne işime yarayacak? Faktöriyellerde, 4 işlemlerde her zaman birbirine çevirerek toplama, çarpma, çıkarma, bölme yapılır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. O zaman ben 9 faktöriyeli 6 faktöriyel çevirdim. Ya 9 faktöriyeli 7'ye çevirebilir miyim? Çeviririm bakın. 9, 8, 7'ye çevirmek istedim. O zaman 7'nin yanına faktöriyel koyuyorum. Örneğin 7 faktöriyeli kime çevirmiş? 6 faktöriyeli. 7 faktöriyel eşittir 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazabilirim. O halde 6 faktöriyeli 3'e çevirdim. 6 faktöriyeli 6, 5, 4, 3 faktöriyel istiyorsam yanında 3 faktöriyel yazıyorum. İstersen bunu uzatabilirim. 6, 5, 4, 3, 2 yazıp 2 faktöriyel çevirebilirim. Unutmuyoruz arkadaşlar. Peki burası önemli arkadaşlar. N faktöriyeli istediğiniz herhangi bir n cinsinden yazabilirsiniz, çevirebilirsiniz. Mesela n nedir? N çarpı sonra ne gelir? N eksi 1 gelir. Şimdi sen n'i n eksi 1'e çevireceksen n eksi 1 faktöriyel. Ya da devam ediyorsun. N çarpı n eksi 1 çarpı
n eksi 2 faktöriyle çevirdim. Bakın buna da çevirmiş olabilirim. Yani kısaca istediğimiz faktöriyle cinsinden yazabiliriz. Unutmayalım. Bunu nerede kullanacağım? Faktöriyellerde, 4 işlemlerde. Buyurun. Alın size toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Hepsi var. Şimdi bakıyorum. Ben 8 faktöriyel. Elimde ne var? 8 faktöriyel. Eksi 7 faktöriyel. Eksi 6 faktöriyel. Bölü. 4 faktöriyel. Artı 3 tane 5 faktöriyel. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bölmelerde muhakkak birbirine çevirin. Bakın 8, 7, 6. Hepsi farklı faktöriyeller. Hocam ben bunları hesaplasam, hesaplamayın. 6 faktöriyel 720, 7 faktöriyel 4000 küsür yapıyor. 8 faktöriyel 32000. O yüzden hesaplama yapmıyorsunuz, birbirine çeviriyorsunuz. Şimdi 8, 7 ve 6'nın hepsini ben 6'ya benzetebilirim. O zaman yazıyorum bakın. 8, 7 çarpı 6. Benzettim 6'ya, 6 faktöriyel. Eksi. 7'yi de 6'ya benzeteceğim. 7, 6 benzettim 6 faktöriyel. 6'yı da zaten kendisi 6 faktöriyel. Bölü. Aşağıda bakın 4 ve 5 var. En küçük kim? 4. O zaman hepsini 4'e benzeteceğim. 4 faktöriyel artı. 3 çarpı 5'i 4'e benzeteceğim. 5 ve 4 faktöriyel. Şimdi sevgili arkadaşlar yukarıda bakın. 8 kere 7 burası ne yaptı? 56 yaptı. 56. Hemen bakın 56 tane 6 faktöriyel. 56 tane 6 faktöriyel. Eksi 7 tane 6 faktöriyel. Eksi 6 faktöriyel. Bölü 4 faktöriyel artı 3 kere 5 15 tane 4 faktöriyel. Bakın 56 tane, yani 7 tane çıkarsa 49. Bir tane daha çıkarsa 48 tane 6 faktöriyel. Yani sonuçta biz 4 işlemlerde A ile B'yi toplayamam ama A ile A'yı toplayabilirim. 2A, 3A daha 5A yapar. Faktöriyellerin her birinde farklı bir harf olarak düşünün. O halde benim bakın 6, 6, 6 hepsi AA ya da XX diye düşünebilirim. 56'dan 7 çıktı 49. Bir tane daha çıktı. Çünkü burası nedir arkadaşlar? Bir tane 6 faktöriyel. 48 tane 6 faktöriyel. Aşağıya bakalım. Bir tane 4 faktöriyel var. 15 tane 4 faktöriyel var. Ne yaptı? 16 tane 4 faktöriyel yaptı. Bakın. Yavaş yavaş sadeleşme geliyor. Peki 6 ve 4. Bunu da benzetirim. 48. 6'yı 4'e benzeteceğim. 6, 5, 4 faktöriyel bölü 16 çarpı 4 faktöriyel. Şimdi elime kalemi aldım. Tek tek sadeleştiriyorum. Bakın 4, 4'ü götürdü. 16 ile 48'i sadeleştiririm. Kaç defa var? 3 defa var. O halde sonuç ne oldu? Bakın 3 kere 6, 18 çarpı 5, 90. Ya da 6 kere 5, 30 çarpı 3'ten. Sonucum ne oldu? 90 olmuş oldu. İşlemin sonucunu istiyor. Unutmayın arkadaşlar. 4 işlem yapabilmeniz için faktöriyellerde önce birbirine benzetiyorsunuz. Sonra 4 işlemi. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapıyoruz. Hemen farklı bir örnek. Bu sefer n'ler. Ne fark eder ki? En küçük olana benzeteceğim. Ben bunu öğrendim. Toplamalarda, bölmelerde pay ve paydayı ayrı ayrı ya da hepsini aynı en küçük olana benzetin. Ondan sonra sadeleştirin. Bakıyorum yukarıda. N artı 1 faktöriyel eksi N eksi 1 faktöriyel. Şimdi N artı 1'i N eksi 1 cinsinden yazarım. Nasıl yazıyorum? N artı 1. Devam ediyorum. Bakın hala yakalayamadım. Sonra ne gelir? N gelir. Hala yakalayamadım. Sonra ne gelir? N eksi 1 gelir. Bak benzedi. O zaman bunu faktöriyel diyorum. Eksi N eksi 1 faktöriyel. Bölü. Aşağısı nedir arkadaşlar? N kare artı N eksi 1. İşte bu işlemin sonucu kaçmış? 24'müş. Şimdi bakın. Ortaklar kim? N eksi 1 faktöriyeller ortak. Ben bunu n-1 faktöriyel parantezine aldığımda açtım parantezimi. Burada ne kaldı? N artı 1 çarpı n kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Kapattım parantezimi. Bölü. Aşağısı n kare artı n eksi 1 eşittir. Bu 24'müş. İşlemime devam ediyorum. Bakın. Şunları çarparsam n ile bunu çarptım. N ile 1'i çarptım. O zaman n eksi 1 faktöriyel. Açtım parantezimi. N kare artı N geldi. Eksi 1. Kapattım parantezimi. Bölü N kare artı N eksi 1. Bu işlem 24'e eşitmiş. Bakın arkadaşlar burnu bu gitti mi gitti. O zaman N eksi 1'in faktöriyeli 24'e eşit. Ya 24 hangi faktöriyeldi? Hani bilmemiz gereken 6'ya kadar bilin dedim ya.
24 1 çarpı 2. 2 yaptı. 3 ile çarparsam 6. 4 ile çarparsam 4. O zaman bu 4 faktöriyelmiş. Peki n eksi 1 4 faktöriyelse n eksi 1 ne olur? 4 olur. N'imiz ne olur buradan? 5 olur. N yerine 5 koyduğumda cevap 24 çıkar. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Hemen geldik. Asal çarpanların sayısını bulma. Şimdi faktöriyelli bir sayının içinde 1x asalının kaç tane olduğunu bulmak için faktöriyel alınan sayı x ile bölünür. Bakın faktöriyel alınan sayı x ile bölünür. Sonra elde edilen sonuç tekrar x ile bölünür. Bu işlemde elde edilen bir bölüm x'den küçük olana kadar devam eder. Son olarak da bölümleri toplarız. Yani şu. Faktöriyelin içinde asal çarpanı arıyorum. Size şu soruyu soruyorum. Diyorum ki ya arkadaş 20 faktöriyelin içinde kaç tane 5 var? Kaç tane 5 var? Hemen yazıyorum. 20 faktörün içinde kaç tane 5 var? Şimdi soruyorum size. 5 mi asal sayı mı? Evet asal sayı. Faktöriyellerin içerisinde tek tek açarak bulabilirsiniz. Bulalım mı? Bulalım. Vaktimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam ediyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hocam şimdi 100'e kadar olsa bulacağız mı? Hayır. Kısa yolunu vereceğim size. Peki şurada 10 var. Bakın çarpan 5 var. 2 tane 5. 12, 13, 14. Şurada bir 3 tane 5 var. Sonra 16, 17, 18. Burada da 4 tane 5 var. Şimdi dikkat edin. 5 çarpanını arıyorum. Kaç katı demiyorum. O yüzden arkadaşlar 1 tane 5 burada var. 1 tane 5 burada var. 2. 1 tane 5 burada var. 3. 1 tane 5 burada var. 4. 20'nin içinde kaç tane 5 varmış? 4 tane. İşte sana diyor ki bir faktörelin içerisinde asal çarpanı arıyorsan, bak asal olmak zorunda. Asal çarpanı arıyorsan bu faktöriyeli aradığın asal çarpana bölüyorsun. 4 tane var. 4 kere 5 20. Bakın bitti. Bu kadar. Peki sevgili arkadaşlar ben 20 içinde 5 aradım ama 20'de değil de mesela 80'de içinde 80 faktörün içerisinde 5 arasaydım 80'i 5'e bölüyorum. Bir defa var 5, 3 kaldı 30, 6 defa var 6 kere 5 30 ve işlemin bitmiyor. Bölümü bir daha bölüyorum. Tekrar tekrar bölüyorum. Tekrar 5'e bölüyorum. Kaç defa var? 2, 3 defa var. 15 kalan 1. Tekrar bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. O yüzden 16 artı 3. 16 artı 3. Toplamda arkadaşlar 19 tane var. Bakın olay bu. 16 artı 3. Toplam 80'in içinde 19 tane 5 çarpanı var. Şimdi birinci soru. 20'yi neden bir kez böldüm sonuç çıktı? 80'i neden iki kez böldüm? Önemli bir kural. Birçok kaynakta verilmez bu arkadaşlar. Neden iki kez bölme yapıyorum? Neden bir kez bölme yapıyorum? Yaz oraya hemen notunu. Yıldızı koy. Arkadaşlar ben hangi asala böldüm? 5'e. Peki 5'in birinci kuvveti ne? 5. Bunun içinde 5 var. Peki 5'in ikinci kuvveti ne? 25. Var mı 20'nin içinde 25? Yok. O yüzden bunu bir defa bölerim. Peki 5'in karesi? 25. Var mı bunun içerisinde? Var. O zaman ikinci bölmeyi yaparım. 5'in küpü? 125. Var mı bunun içerisinde? Yok. O yüzden iki kez bölme yaparım. Neden önemli bu? Şundan dolayı önemli. Ben size şöyle bir soru sordum. Dedim ki bakın A faktöriyel sayısını içinde 5 arayan bir öğrenci içinde 5 arayan bir öğrenci 3 defa bölme yaptığı görülüyor. Yani A'yı 5'e bölüyorum. Tekrar 5'e bölüyorum. Tekrar 5'e bölüyorum. 3 kez bölme yaptığı görülüyor. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer veya en küçük değer kaçtır? Şimdi ben A'yı içinde 5'i aradığımda 3 kez bölme yaptığıma göre kesinlikle 5 üzeri 3 var A'nın içerisinde. Yani 5 üzeri 3 nedir? 125'tir. O yüzden A'nın en küçük değeri 125'tir. Ama 5 üzeri 4 yok. Yani 5 üzeri 4 nedir? 125'i 5 ile çarparsak 625 yok ama nereye kadar gider? 624'e kadar gider. O yüzden A burada ya 125 faktöriyeldir en küçük, en büyük de 624 faktöriyeldir. Bunu da yaz bir kenara. Yarın bir gün herhangi bir dershanenin sınavına girdiğiniz zaman
kulaklarınız çınlasın. Aa, Doğuca böyle bir soru çözmüştü, hatırlıyoruz diye notumuzu da alıyorsunuz arkadaşlar. Ve geldik köşe taşımıza. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. 37 faktöriyel 3 üzeri X, 5 üzeri Y çarpı Z. Olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Ha, şundan bahsetmedik ya. Ondan da birazcık bahsedelim. Biz bir faktörün içerisinde sayı adetini arıyorsak, sayı adetleri de kaç tane olduğu asalları genellikle üstü sayıyla gösterir. Aslında bu soru bana şunu soruyor. Bakın neyi soruyor? Diyor ki 37 faktörün içinde kaç tane 3 ve 5 vardır diyor. Bunu soruyor. Bakın üstü olarak vermesinin sebebi bu. Bunu soruyor. O zaman hemen diyorum ki ben 37'yi 3'e bölerim. Kaç defa var? Bir defa var. 3, 7 de. Hop, 2 defa var. 6. Kalanlar önemli değil. 12. 12'yi tekrar 3'e bölüyorum. 4 defa var. Tekrar 3'e bölüyorum. 1 defa var. O zaman 12, 4 ve 1. Toplam arkadaşlar 12, 4, 16, 1 daha 17. 17 tane 3 var. Bunu yazdım. Hemen geliyorum. Bu sefer de neye? 5'e arıyorum. 37'yi 5'e bölüyorum. Kaç defa var 7? 7'yi tekrar 5'e bölüyorum. 1 defa var. O halde 7 bir daha. 7 artı 1, 8 tane 5 var. 5 var, evet. O zaman kaç tane x ve artı y'yi soruyor ya. Ben x'i ne buldum? 17 tane. Y'yi ne buldum? 5 tane. 8 tane, özür dilerim. Topladığım zaman ne yapar? 25 çıkar. X artı Y'nin toplamı. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemen geldik. Sondaki sıfır sayısını bulma. Şimdi bir sayının sonunda ard arda bulunan sıfır sayısı o sayının bulunan 10 çarpanı kadardır. Ne demek? Şu değil mi arkadaşlar? 10, 2 ile 5'in çarpımı şeklindedir. Yani ben bir sayının içerisinde sıfırı biliyorsam orada bir 10 çarpanı vardır. Mesela 140 sonunda bir sıfır var. Demek ki 14 ile 10'u çarpmışım. 2 sıfır olursa 10 çarpı 10. 3 sıfır olursa 3 tane 10 var. 10 çarpanı 2 ve 5 çarpanlarından oluşur. Örneğin 2400 sayısının sonunda 2 adet sıfır vardır. 2400 sayısının sonunda 2 tane sıfır vardır. Burada da arkadaşlar içinde 2 tane 10 vardır. Ama ben 2 tane 10'u ararken 2 tane 5 ve 10'un birleşiminden oluşturuyorum. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar şuna gelelim. Bir sayının içindeki 10 çarpanı bulunurken içinde kaç tane 2 var, kaç tane 5 var bunu arıyorsunuz. Şimdi size soruyorum. Bir faktöriyelin içinde 2 mi çok, 5 mi çok? Örneğin 20 faktöriyel içinde kaç tane 5 var? 4 tane. Peki 20 faktöriyelin içinde kaç tane 2 var? Bakın 10, tekrar 2'ye böl 5, tekrar 2'ye böl 2, tekrar 2'ye böl 1. Şimdi 20'nin içinde 4 tane 5 var. 20'nin içinde 10, 15, 17, 18. 18 tane 2 var. Sevgili arkadaşlar bakın. 1. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 5. Elimde 4 tane 5 var. Peki kaç tane 2 var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gidiyor 18 tane. Şimdi ben 2 ile 5'i birleştirdiğimde her 2 ile 5 bir 10'u vermiyor mu? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10. Başka 10 var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar bir sayının sondaki sıfır sayısını bulma demek içinde kaç tane 10 var demek. Peki bir sayının içinde kaç tane 10 var demek ne demek? 20 faktörün içinde kaç tane 10 var demek? 10 üzeri x çarpı y. X'in en büyük değerini istiyorum. Y en azken. Bakın bu demek. Peki içinde 10 var ne demek? 10 hangi sayıların çarpanıydı? 2 ve 5'in çarpanıydı. İçinde 2 ve 5'lere bakarım. 2 her zaman çok olacağı için sadece 5'lere bakarım. Oldu mu size sondaki bir sıfır sayısını bulma işlemi? Aslında size direkt şunu soruyor. O faktöriyelin içinde kaç tane 5 var sorusunu soruyor. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim şuna. 62 faktöriyel sayısının sonunda ard arda kaç tane 0 var? Şimdi 62'nin içinde kaç tane 0 var demek? İçinde kaç tane 10 var demek? 10 üzeri x çarpı y benden x en fazla kaçtır diyor. En fazla. Bunu yazdım.
62 faktöriyelin içinde 10 aramak demek hem 2 hem de 5 çarpanı olduğu için benim için önemli olan 5'ler. Çünkü 2'den çok var. O yüzden 62 5 üzeri m çarpı n dedim. Yani içindekini arıyorum, 5'leri arıyorum. O halde arkadaşlar 62'yi 5'e bölüyorum. Kaç defa var? 1, 12. 12 kere 5, 60 yapar. Tekrar 5'e bölüyorum. 2 defa var. Başka böleni var mı? Yok. 62 faktör içinde 5, şöyle diyelim, 62'nin içerisinde 12 artı 2 eşittir 14 tane 5 var. Bak cümleye dikkat. 14 tane 10 olur. 10 var. 14 basamağı sondan 14 basamağı 0'dır. İşte bunu öğrenmeniz gerekiyor. Ve hemen de şuraya bir not yazıyorsunuz. Bazen bana şöyle sorular geliyor. 62 faktöriyel eksi 1. Neyi sorar sizce? Bir sayının sondaki sıfırlardan 1 çıkartırsanız ne olur? Sondan kaç basamağı 0'dır? İşte bana bunu soruyor arkadaşlar. Yani 1 çıkarmak sondan kaç basamağı 0'dır değil. Pardon, ne yazıyorum? Sondan kaç basamağı? 9'dur. 9'dur. Çünkü arkadaşlar biz mesela 14.000'in içinden biri aldığım zaman ne olur? 13.999 olur. Bakın 3 tane 0 var, 3 tane de 9 var. Bazen böyle sorular da gelir, soru çözümünü de vereceğim. Son bir yıldız atıyorum. Önemli bir şey. Ve denemelerde hep karşımıza çıkar. Zaten son föyümüz, son yeri. Yani dersin sonu. Bir konuşabilsem. Şimdi şöyle bir soru geldi size. 147 faktöriyel eksi 627 dedim. Ve size diyorum ki bu sayının sondan kaç demeyelim, sondan ne diyelim 6 basamağı toplamı nedir? Bak, zor bir soru gibi geliyor değil mi? Aslında hiç zor değil. Şimdi arkadaşlar 147 faktöriyeli açarsam yani sorunu bulamam. Çok büyük bir sayı. Ama ben şunu biliyorum. 147'nin içinde kaç tane 5 var? Oo hocam çok fazla 5 var. Peki bana çok fazla mı lazım? Son 6 basamağım lazım. Son 6. O yüzden arkadaşlar bakın dikkat edin. 147 faktöriyel neye eşittir? Birçok sayı geliyor. Sonunda en az 20, 30, 40, 50 tane. Çünkü 147'yi 5'e böldüğümde ne olur? 30. 30 tane 5, 150, 29. Tekrar 5'e böl, 34. O 30'u geçkin bir 0 var. Ama bana 6 tanesi lazım. O zaman sondan 6 tane 0'ı yazdığım zaman 7 tane, 8 tane. Buradan tutuyorum. Kimi çıkartıyorum? 627'yi çıkartıyorum. Çıkartın bakalım. 0'dan çıkmaz komşulara gittim, gittim, gittim. 1, 16. 10'dan 7 çıktı 3. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı 7. 9 kaldı. 9'dan 6 çıktı 3. 9 kaldı. 9 kaldı, 9 kaldı, 9 kaldı, 9 kaldı. Dikkat et, hangi basamak lazım bana? Sonuç basamağı. Hatta onu da şöyle mavi diye göstereyim. Bana sadece burası lazım. 3 tane 9, 27. 3 daha 30, 37, 40. Bakın toplamını yaptı, 40 yaptı. Böyle sorulara da dikkat. Güzel sorular ve zevkli sorular arkadaşlar. Soru çözümünde tekrardan görüşmek üzere. Bakıyorum, evet, son föyümüzdü. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.